Buyurunuz. Yani soru da sormak istiyorum. Tabii ki soru. Tekvalden bile yardım istiyor dediğiniz bile kadını bir yere doğru sıkıştırmış oluyorsunuz. Ne dememiz? Kayınvalidem bile benden yardım istiyor deyince... Hayır, kayınvalidem kadını sıkıştırmıyor. Kaynanalar üzerine erkeğe kadın. Yani bile derken... Yani Mevlana'nın karınca bilesi gibi değil. Hani bu bir espri çünkü kaynanalar daha şeydir ya, en son gelinden ister, kızından ister normalde. Ben insan kaynaklı uzmanlığı yaptım uzun süre. Yaptığım araştırmalarda kadın kadın iş yeri de anlaşılmadığı için. Aynen öyle. Yani, çünkü birbirini rakip görüyor, işte onların düzelmesi lazım. Var. Evet. O anlamda hani erkeği erkekle sahipleniyoruz. O ayrı bir mevzu ama bu dengesizliği de bir az bir evet. İttirerek de olsa, yani burayı ben özellikle unutuyorum. İttirerek de olsa dengeye getirmek gerekiyor. Kesinlikle getirmemiz gerekiyor. Ve buradaki o dediğiniz doğru, kayınvaliden bile derken ona bir espri mahiyetiyle bir gelin olarak yani söyledim. Kadınlar beni anlayacaktır. Çünkü haklı olarak da kızını gelininden daha yakın hissedebilir. Ondan sonra fakat şöyle bir şey var. Siyaset mesela %50-%50 olmalı. Yani %10'a falan %10'larda mecliste bakıyorsun. Hayır, kadın %50-%50. İşte Kanada, bak Kanada gibi ya, hoşuma gidiyor. Çünkü dişil enerjiye ihtiyaç var o kararlarda. Bunları düzeltirken de kadınlar çok haklı demiyorum ha. Kadınlar çok çok haksız çünkü bastırıldıkları için işte o sarkaç yasası öyle bir hale geldiler ki çoğunluktan bahsediyorum. Yani hepimiz kadınız, kendimizden değil belki. Belki bizim ne yaptığımız da vardır bilmeden, bilmiyorum. Çok gıcıklar. Yani çok enteresan şeyler yapıyorlar. Gerçekten evde oturan da o, adamdan para bekleyen de o, adamı sömüren de o. Yani bu da var. Geçen gün beni bilen bilir, benim diyorum ki Allah'ım celal sıfatı benden çıkıyor galiba, belki de bir onunla rezonansa geçiyorum. Benim utanarak söyleyeyim, iş hayatında falan adam dövmüşlüğüm çoktur. Utanarak söylüyorum, öyle bakmayın. Yani herkesin bir kusuru var. Ben kusurlarımı söyleyen biriyim, kusurlarımı da severim. Buyur. Ya hangi arketip kredi? Ne? Tanrıç olarak hangisiniz? Gelip gidiyor. Hepsi duruma göre biri yansıyor. Ondan sonra o şeyde bakıyorum bazen bazı kadınlara, abi diyorum iyi bunun kocası dövmüyor, bak utanarak söylüyorum. Yani hakikaten insan bazen diyor ki bu ne ya, ne yapıyorsun? Yani insan, her şey bir emek. Emek vereceğiz, ilişkilerimize emek vereceğiz, aklımızı işleteceğiz, zekamızı işleteceğiz. Yani böyle oturup lüzumsuz o kadar çok hakikaten erkeği sömüren kadın var ki. Veya öyle bir evlendi, tamam sona erdi, öyle bir şey. Şimdi sadakat diyoruz. Sadakat çok önemli. Sadakatte de irade gerekiyor. Kadın olsun, erkek olsun. Yani biz sadık olmak için önce bir irademizin olması lazım ama eğer sapık değilse adam veya kadın, yani her önüne gelene bakmıyorsa, ondan bahsetmiyoruz. Bazı kişiler var, bakıyorsun hiç emek vermiyor ya. Yani ilişkilerde de bir emek vermek lazım. Karşı taraf, eşin hala seni cazip bulabilmeli bir şekilde, aklını başını. Mesela öyle bir yerde çalışıyor ki eve geliyor veya kadın hiçbir şeyden anlamıyor. Yani bir oku, bir şey yap, ilgilen, etrafa bak, çağa uy, çağa. İşte üçüncü dalga kitabı müthişti, tavsiye ederim. Yani eğer çağa ve şey olmuyorsun, hala var mı bilmiyorum, okuduğumda ben yani evli falan değildim, müthiş bir kitaptı ama. Ya üstünden geçiyor, bütün dünya üstünden geçiyor, sen istediğin kadar mağdur oyna. Evren mağduru sevmiyor. Dikkat edin, güçlüler doğada da öyle, güçlü ayakta kalıyor. Güçlü olacaksın. Onun için işte Kabe'nizin kalp ve akıl çok önemli. Hepimiz için de farklı.
Çünkü kendi yolumuzda kendimizi ancak kendimiz biliriz. Senele durayım mı? Saat kaç oldu? Kubilay nerede? Gitti. Şimdi hemen hemen herkese görüşmüş. Bir tek sufilerle pek görüşememiştim. Kitapları okumuştum. Ya bir gün sufilerle falan görüşsem dedim. Kız kardeşim de yanımda. İki gün sonra işte Allah çok büyük hakikaten. Hep de böyle olur. Kız kardeşim aradı. Yani dedi ben dedi o Vakka Roma'da spora gidiyor. Orada biri geldi. Biriyle tanıştım dedi. Japon asıllı bir Amerikalı. Bu sufilerin esas başı, valla adamın cazının adı Bayram'dı galiba, Bayram bilmem ne, Amerika'da yaşıyormuş, Türkiye'ye gelmiş, karşı tarafta adamcağızla 3 ay önce gazeteciymiş, randevu almış onunla konuşmak için. Senden bahsettim dedi, seni de yanında alıp götürecek, Allah'ım ya dedim, büyüksün şükür sana. Gittik, hakikaten çok keyifli bir konuşma geçti. Çıkarken bana dedi ki, ya dedi senin anlattıklarından dedi tam bir Bektaşisin dedi. Valla dedim anlamam ben Bektaşime göre. İşte bir şeyim yani. Daha doğrusu ben bir şey değilim. Herkese dedim bir şey olmadığını anlayıncaya kadar kendini bir şey zannediyor. Yani yapacak bir şey yok. O hiçbir şey olduğumuzu anlasak zaten hani hiçlik de iplik diyor ya. Tam çıkıyordum. Dedi ki bilin dedi bir şey söyleyeyim. Allah'a varmanın aldığın nefes kadar yolu var. Herkesin nefesi farklı. Onun için herkesin nefesine saygı duy ve herkes kendi yolunda gidecek. Şimdi ben bunu ilk önce bir sürü yolu var zannettim. Sonra aldığın kadar nefes var deyince, nefesin bittiğinde oraya varacaksın, ölünce mi zannettim. Çeşitli ya, ya bir şeyde bile bir sürü yorum yapabiliyorsun. Ama hepsi aynı yere geliyor. Gerçekten nefsimizin üstüne çıktığımızda, yani duygularla zihin bir kısır döngü. Bizi orada böyle bocalatıyor. Üstünde ruhun pırıl pırıl seni bekliyor. Hani ruh hastası falan diyorlar. Bu hiç ruh hastası diye bir şey olmaz. Ruhun hastalığı olmaz çünkü. Duygusal hastalıklar var. Ruha, ruhtan uzak olmak bir hastalık oluyor. İşte onun içinde şu an depresyon ilaçları kullananlar, bir dolu mutsuz insanlar, bir dolu kendisine birçok şeyi çekenler. Çünkü gerçekten neyse onu çekiyoruz. Çok sevgi dolu olmamız lazım. Tek şey var, koşulsuz sevelim, kendimizi olduğu gibi kabul edelim. Kusurlarımız varsa, demin ben nasıl dedim, adam diyor. Yani güzel bir şey mi, rezalet değil. Ama saklamak gerekmiyor. Beni bazen televizyonlardan arıyorlar. Diyorlar ki soru hazırlar mısın? Yok. Her sorduğunu bilecek miyim? Hayır. Bilmiyorsam bilmiyorum diyeceğim. Hangimiz bilebiliriz ki her şeyi ya? Yani öyle bir şey yok zaten. Dolayısıyla rahat olmak, doğal olmak, olduğunu yansıtmak, güzellikleri paylaşmak, kötülüğü bile paylaşsan azalıyor. Acı azalıyor paylaştığında bir acın varsa. Güzellik de çoğalıyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Buyurunuz. Tabii ki. Sormak, yoruma açık. Tabii ki. Aslında şey durumu var, yani dişil deyince, dişilin yükselmesi gerektiğince de bir dualite yaratabiliyoruz. Tabii. Ve dişilin de illa yani kadın bedeni değil, erkek. Yani yoksa nicel anlamda beden anlamında düşünürüz. Hani kadınlar zaten hani daha çok kadın sahibi mesela yönetiyor olamayabilir ama bazı güçler var ki hani o kadın ve yani onun etkisi ve dengesi var. Ve şey de görüyorum, mesela şimdi eylemler yapılıyor, hani kadın hakları için ya da kadına şiddet için. Ama burada şu tür bir taraf biraz sorunlu. Orada bir şey dediğin zaman da var ediyorsun ve büyütüyorsun. Yani şey diyorlar mesela, kadın olmak suçumuz diyor, her gün tecavüz diyor. Ama bunu dedikçe aslında bunu daha da var ediyorsun. %100. Konuştuğumuz kelimelere çok dikkat etmemiz lazım. Zaten oralarda çok yanlış şeyler yapılıyor. Aynen. Yani orayı biraz daha soyut bakmak gerekiyor gibime geldi yani. Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle aynı şekilde. Mesela birçok erkek benden daha dişildir. Yani onu biliyorum, farkındayım. Mesela ben hep sonuç odaklıyımdır. Erilin özelliği olan bir şey. Kadın daha detaydır, dişil enerji. Ama zaten amacımız içimizdeki dişil ve erili eşitlemek. Yani o hale getirmek ama... bu olaylarda dediğiniz toplantıları yapanların çoğunun bu konulardan çok daha haberi yok.
Ve maalesef şu anki dinler dahil, çünkü şeriat boyutu dualite boyutudur biliyorsunuz ve orta çağda bitmiş olması, daha tarikat dediğiniz zaman illa cemaatler değil, Allah'a giden yoldur. Bizim biraz marifete falan gelmiş olmamız lazım aslında ki tekliğe çıkalım. Ama aşağıdaysan orada pek bir şey diyemiyorsun, işte cennet, cehennem hepsi dualite değil mi? Yani orada o dualitenin üstüne çıkmadan önce oraya saygı duyurup o frekansla konuşmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Dişil enerjinin yükselmesi de kendi içindeki dişili de kadında yükseltmemiz gerekiyor. Kadınların çoğu eril. Hatta ben kadınlara yaptığım toplantıda çoğu zaman onu söylüyorum. Dişiliğiniz için kişiliğinizden, kişiliğiniz için dişiliğinizden ödün vermeyin. Yani karşımda kişilik sahibi ama dişi değil. Yani hiç erkek gibi biri mesela. Ona ihtiyaç yok. O hanımefendinin dediği gibi tam o dişiye ihtiyaç var. O koşulsuz sevgiye. Tam orayı tamamlamak için bir şey söylemek istiyorum. Yani sistemin, bir erkek olarak sistemin bana vermiş olduğu bu hali hazırdaki imtiyazları reddetmiş. Aslında vahdet bilincine ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımında aşmış olarak beylerdim. Daha önceki eğitimlere böyle katılmış biriyim. Şimdi iş hayatında kadın siyasetteki kadın da erkek düşüncesiyle davranıyor. Aynen. Toplumdaki kadın da. Aslında hani kültürü yeşerten kadındır. Bir tecavüzcüyü de kadın yetiştirebiliyor. Aynen. Değil mi? Bir katili de kadın kesinlikle yetiştirebiliyor. Cinsiyetçi, ırkçı, aşırı derecede radikal fanatik tipleri de bir anne yetiştirebiliyor. Yani doğudaki töre cinayetlerine bakın, çoğunu kadın yaptırıyor. Evet. Yani çocuğunu öldürttürüyor çünkü namus temizliyorlar ya. Gül Dünya'yı falan hatırlayan var mı? Evet. Amcası tecavüz etti. Evet. Kızcağızın çocuğu oldu, abisi de öldürdü ve yaptıran annesi. Yani bunlara baktığınız zaman dişil enerjiden bahsediyorum. Hanımefendinin de dediği gibi kadından değil. Yani o çok çok önemli. Onu yukarıya çıkarmamız, bu dengeleri kurmamız, bunlar için de hep birlikte el ele çalışmamız lazım. Çok özür dilerim. Şimdi seneler önce feminizm hareketlerinde, seneler önceye bakın, o birçok kitap vardır, gene tarihini şu an hatırlayamayacağım. Feministler hemen hemen bütün ülkede bir araya geliyor ve savaşları durdurmak için, çünkü anne arketipi var bütün kadınların içinde, hiç kimse ölmesin diye. Beraber bir şeyler yapmaya başladıklarında bakıyorlar ki ülkeleri idare etmek isteyen o karanlık güçler diyelim. Yani bunlar tepeden ediyor. Herkese bir milliyetçilik şeyi sokarak herkes ülkesine gitsin, şu oluyor, bu oluyor, mahsus yapılıyor, yeni bir bilmem ne oluyor diye kadınları yeniden alıyorlar. Yoksa savaşlar duracak. Savaş en çok satılanlar biliyorsunuz, ilaç sektörü ve de savaş sektörü. Yani Rockefeller, çok gene sevdiğim bir dostum var, Ali Bektan. Rockefeller'in yeni bir kitabını yazdı. Çok ciddi araştırır. Tavsiye ederim. Haftaya da gerçeği yakaladı, onu alacağım Rockefeller'i anlatsın diye. Bunların oyununa geliyoruz. Yani bunlar algımızı o kadar şey yapıyor ki biz Allah Allah vatan millet diye tam tersini yapıp insanları öldürebiliyoruz. Veya bizim yavrularımızı öldürebiliyorlar. Halbuki hep birlikte bir sevgi bu. İşte o dişil enerjinin içindeki erkekte de var dişil enerji. Daha az ama link yani. Evet, burada bitirelim isterseniz. Sorunuz varsa alayım. Yoksa yok galiba. Çok teşekkürler. Teşekkürler.